için hoş geldiniz. Antik atıştırmalık videolar 5 dakika olacak gençlik. Sizlerin yoğun isteği üzerine. Hemen başlıyorum sözcükten anlamına. Gençler, Türkçe'de literatürle hiçbir zaman sınavda sorulan biri olmaz. Bakalım, map omayli idiotik örnekler de diyebiliriz bunlara. Bakıyoruz, sözcükten anlam, gerçek anlam, yan anlam, mecaz anlam, mecaz ruhsal. Bunlar ne? Bunlar yıllardır gördüğünüz şeyler. Gerçek anlam sözcüğün akla gelen ilk anlamı ve sözcük anlamıymış. Bakalım, kolum ağrıdı. Kolum gerçek anlamda kullanılmış. Burnum kırıldı, burnum gerçek anlamda kullanılmış. İnanılmaz kolay. Yan anlam buna yakıştırmacı da deniyor. Bu arada literatürden kaldırdılar, haberiniz olsun. Gerçek anlamıyla ilişkisi süren ancak yeni bir anlam ifade eden demiş. Kapının kolu. Ne aman ne kadar yaratıcı. Geminin burnu. Aman ne kadar yaratıcı. ÖSYM bunları sormayacak diyeceğim. Mecaz anlamına bakıyoruz. Mecaz anlamını soruyor ÖSYM. Çok yaratıcı şekillerde sorabiliyor. Mesela Bağlı Hoca öfkeden köpürüyordu. Bağlı Hoca köpürmez, sabun değil. Gerçek anlamıyla hiçbir alakası yok. Bunlara değineceğim. Mecaz mürsel bir sözcüğün benzetme amacı gülmek için başka bir sözcük yerine kullanılması gibi acayip bir tanım var. Sınıf bu konuya tepki gösterdi. Sınıf tepki gösterme, sınıfın içindekileri kastetmiş. Mecazi mürsel diyoruz, yıllardır görüyorsunuz. Dolaylı ama tek bir sözcükle anlatılabilecek bir kavramı birden çok sözcükle anlatmak demek. Mesela balık demiyoruz da derya kuzusu daha etkileyici olması için. Kaleci demiyoruz da file bekçisi. Kıbrıs demiyoruz da yavru vatan diyoruz. Bunlar literatürdeki hali gençler. Şimdi sorudaki hallerine geçelim. Evet arkadaşlar, ÖSYM soruları nasıl soruyor ona bakacağız. Şimdi çıkmış sorularla tiyolara bakalım. Soru 1. Söz duvarlarıyla kuşatmak. Gençler, altı çizili sözcüğü cümleye kattığı anlam şeklinde verecek size. Mecazi mürsel vesaire gibi değil, literatürde öğrendiğiniz gibi değil. Altı çizili sözcüğü cümleye kattığı anlam en çok çıkan soru kalıplarından bir tanesi. Bakalım, söz duvarlarıyla kuşatmak. Burada siz bunun mecazını aşağıda bulacaksınız. Ve bir anahtar sözcük çıkarmanız lazım sizin. Söz duvarıyla kuşatmak ne demek? Bir tarafı kuşatmak. O zaman ne olmuş oldu? Sınır koymuş oldu. Benim anahtar sözcüğüm sınır koymak olmuş oldu. Mesela soru 2'ye bakalım. Kendisine iç bükey veya dış bükey aynada değil, düz aynada bakmalıdır. Düz ayna gerçekleri olduğu gibi yansıtır. İç bükey ayna veya dış bükey ayna değil. O zaman ne diyeceğiz biz? Tarafsız, objektif olmak diyeceğiz. Anahtar sözcükleri, bulduğunuz anahtar sözcükleri şıklarda arayacaksınız, muhakkak çıkacaktır gençler. Ha bir de her soyut anlamlı sözcük mecaz anlamlıdır gibi bir yanılgıya düşüyorsunuz ve sorularda bunu ÖSYM çok sık kullanıyor. Soruda demiş yaşamanın değeri demiş. Gençler, yaşamanın değeri soyut anlamlı olabilir ancak mecaz anlamlı değil, yaşamanın değeri. Soyut anlamlı sözcüklerin de unutmayın sözlükte bir tanımı olur. Mesela yaşamın sözlükte bir tanımı var, değeri, değerin sözlükte bir tanımı var. Okey, sevginin gücü. Bunlar mecaz anlamda kullanılmamış, soyut anlamda kullanılmış gençler. Dikkat edin. Arkadaşlar, ÖSYM birçok tuzakla karşımıza geliyor. Bunlardan birkaçına bakalım, sözcükte anlam için bakıyoruz. Şimdi, normal koşullarda ÖSYM numaralı cümleler veya numaralı kelimeler verdiği zaman bu formatı kullanıyor. 1 diyor cümleyi veriyor, 2 diyor cümleyi veriyor. Dolayısıyla bu birinci cümle, bu ikinci cümle, 3, kendinden sonraki, 4 ve 5. cümle şeklinde veriyor. Bu standartımız. 3-4 tane böyle bir cümle veriyor mesela, denemelerde görürsünüz. İşte 6. 7. sorulara bakıyoruz. Bu sefer şöyle bir şey yapmaya başlıyor. Siz buna alışıyorsunuz. Hemen burada bir cümle veriyor. Sonra numara veriyor. Burada önce numara vermişti. Devam ediyoruz. Bu şu demek. 5'e kadar gidiyoruz. 1. cümle önceki. 2. cümle önceki. 3, 4 ve 5. Tamamlanmış oldu. Okey. Siz şöyle yapıyorsunuz. Tuzak şurada. Buna alışıyorsunuz. Sorunun içine giriyorsunuz, anlıyorsunuz ya buradaymış, bir önceki, tamam her şey mükemmel. Sorunun içerisinde kayboluyorsunuz, soruyu çözeceğim diye uğraşıyorsunuz. Ondan sonra diyorsunuz ki, tamam ben buldum cevabı, ikinci cümle diyorsunuz, tak burayı işaretliyorsunuz. Cevap burası olsun, siz bu cümleyi bulun, bunu işaretliyorsunuz. Çünkü burada alışmışsınız, iki sonrası, halbuki öncesi çıkmış oluyor. O yüzden çoğunlukla şöyle yaparsınız, Ceyhan Deniz'le olmuş olur. Bu 2, bu 3 olmuş olur. Siz 3. cümleyi bulmuş olursunuz. Ancak 2'yi gördüğünüz için direkt yapıştırıp 2'yi işaretlersiniz. Cevap Denizli çıkar, yanlış çıkar. Bir de beti arttırıyor. Yine önceki gibi görünür. Bir cümle gelir. Bu önceki, 2 önceki, 3, 4 ve 5 önceki. Peki, buraya kadar her şey normal. 5'in yanında bir şey yok. Şöyle bir şey yaparsam ben ne olacak o zaman? Sıkıntı. Şöyle yapacağız. Bu durumlarda şu ilk vermiş olduğu cümleyi biz açıklama cümlesi olarak alacağız ve şöyle devam edeceğiz. Bu 1, bu 2, bu 3, bu 4 ve bu 5 şeklinde. Bunu değil, şunu açıklama cümlesi olarak alacağız.
Anlaştık?